Yılmaz kardeşin etiyolojisi ve patojenezini anlatacağım. Akut travmatik ateş multisistemik bir hastalıktır. Ne bir patognomik klinik bulgusu vardır ne de bir laboratuvar bulgusu vardır. Travmatik ateşte hem kalp hem eklemler hem merkez sistemi deri ve deri altı dokuları tutulur. Kalp dışındaki organ ve dokuları da sekal bırakmaz. Sadece kalpte sekal kalabilir. Bu nedenle de Lasse eklemleriyalar kalbi ısırır diye tanımlamıştır. İlk aratağın 2 yaştan önce ve 35 yaştan sonra görülmesi nadirdir. Genellikle bu yaş aralığında görülür. Ama en sık 5 ila 15 yaş arasında görülür. 5-30 yaş grubunda en sık görülen edinsel kalp hastalığı nedenidir. Grup A streptokok yani kısaca GAS, betamotik streptokokların 20 serotipinden sadece birisidir. GAS'ın romatolojik suçlarının oluşturduğu üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben 1 ila 4 hafta sonra akut travmatik ateş gelişir. Grup C ve G streptokoklar da faranjit yaparlar. Fakat bunlar romatik ateş yapmazlar. Sadece GAS'ın sebep olduğu üsseye ile gelişen immün cevap romatik ateşe yol açar. Akut travmatik ateşin gelişmesinden Grup A streptokokun M1, 3, 5, 6, 18, 19, 24 serotipleri sorumlusudur. En sık da bunların içinde M5 serotipi suçlanmaktadır. Ayrıca bazı HLA doku tiplemesi uygun olanlarda yine bu romatik ateş sık görülmektedir. Betamoyik streptokoklar deri enfeksiyonu da yaparlar ama bunlardan sonra romatik ateş gelişmemektedir. Akut romatik ateşli hastaların serumlarında kalpte, iskelet ve düz kaslarda, bazal ganglionlardaki nöronlarda, fibroblastlarda ve tümüs ve lenfositlerdeki dokulara karşı otoantikorlar gelişir. Buradaki şekilde gördüğümüz gibi boğazda gelişen, tonsiller üzerinde gelişen veya farenkste gelişen bir streptokok enfeksiyonu antijenik özellikleri değil, antikorların oluşmasına yol açarlar. Bu antikorlar da daha sonra kana karışarak hem kalbin endokardında ve kapaklarda hem miyokardında hem de perikardında çapraz reaksiyon vererek inflamasyona yol açar. İşte burada bir tonsillit görülüyor. Bir tonsillit sonucu oluşan endokardta ve kapaklarda oluşan inflamasyonlar burada gördüğü gibi normal bir kalpte daha sonra örneğin burada mitral darlığı yaratmakta ve mitral kapakta bir patoloji ortaya çıkarabilmektedir. Burada da benzer şekilde normal bir aort kapağı burada büyütülmüş şekilde romatizma geçirmiş olan bir kapakta ise aort kapağının hem kalınlaştığı hem üzerine verilerin olduğu hem fibrotikleştiği ve fonksiyonunu kısmen de olsa yitirdiği görülmektedir. İşte bu nedenle diğer bulgular tamamen geçse bile tedavi edilmese de kalpte sekel bırakabildiği için o nedenle romatizma ateşi için eklemleri yalar ama kalbi ısırır deyimi sık olarak kullanılmaktadır. Her hasta tonsilit geçiren her hasta romatizma ateşi geçirmez. Bunlar toplumda yaklaşık olarak %2-3 oranında romatizmaya yol açarlar. Ama daha önce romatizma geçiren hastalığın neredeyse %50'sinde tekrar romatizma ateşi gelişme riski vardır. Bu da o kişinin bu hastalığa meyilli olduğu doku tiplemesinin veya antijenik özelliğinin bu hastalığı geliştirmeye yatkın olduğunu gösterir. Ayrıca bazı ailelerde daha sık görülmesi mümkündür. Ayrıca Avustralya'daki aborijinler, Yeni Zelanda'daki Maoriler ve Pasifik adaları ve Hawaii yerlerinde daha sık görülmektedir. Fakat bu sıklık sosyoekonomik koşullardan mı, genetik yatkınlıktan mı? O henüz açık değildir.
Ayrıca spesifik B hücre alloantijenleri de bunda etkin rol oynamaktadır. Romosubatçı insidansı Türkiye'de bilinen iki çalışma var. 1975'te Ankara'da yapılan bir çalışmada 100 binde 600 olarak bildirilirken 1999'da yaklaşık olarak 24 yıl sonra 100 binde 70 olarak bildirilmiştir. Yani 10 kattan fazla bir 10 kata yakın bir azalma görülmektedir. Fakat dünyada 1990 sonrasında Avustralya aborijinlerinde 100 binde 500, Çin'de yine 100 binde 150 gibi, Türkiye'de ise bildiğimiz gibi 100 binde 70 civarında. Fakat Amerika ve Kuzey Avrupa ülkelerinde bu oran çok daha düşüktür. Yani 100 binde yarım ila bir düzeyine kadar düşürülmüştür. Onlarda da geçmişte oldukça yüksek iken. Türkiye'de hala 100 binde 70'tir ve Hindistan'dan bile fazladır diye bilinmektedir. Hangi ülkelerde sık görülüyor Roma ateş? Burada bir dünya haritası görülüyor. Beyaz olan yerler elektriğin en çok kullanıldığı ve gelişmişliğin en fazla olduğu ülkeler. Baktığımızda bu ülkelerde değil, daha karanlık olan ülkelerde Roma ateşin sık görüldüğünü gözlüyoruz. Yani Roma ateş bir gelişmişlik değil, gelişmemişlik hastalığıdır. Burada bir streptokok görüyoruz. A grubu beta-amiloid streptokok ve bu streptokokun kapsülündeki bazı antijenlerin vücuttaki duyarlı kişilerde vücutta eklem ve sinovyada çapraz reaksiyon verdiği yani benzer antijenik özellik gösterdiği hücre duvarındaki bazı proteinlerin miyokartla çapraz reaksiyon verdiği grup A karbonhidratın ise hem kapağın kalp kapaklarının hem miyokardın sarkolemmasının benzer antijenik özellik gösterdiği protoplazma membranındaki protein ve lipidlerin ise hem kalpteki dokularla hem de subtalamik merkezlerle benzer antijenik özellik gösterdiği gösterilmiştir. Burada tekrarlayacak olursak bir streptokok enfeksiyonu, streptokoka bağlı gelişmiş bir enfeksiyon ve buna bağlı gelişmiş immünolojik reaksiyonlar sonucu hem eklemde, hem kalpte, hem deride, hem de merkez sinir sisteminde inflamasyonlar ve buna bağlı klinik bulgular ortaya çıkmaktadır. Patojenezini tekrar özetleyecek olursak, önce tabii ki bir enfeksiyon gereklidir. A grubu beta-amiloid streptokok enfeksiyonu birincil koşuldur. Tabii buna bir de hassas bir konak gerekmektedir. Herkes de streptokok enfeksiyonu romatizma ateşe yol açmaz. Ancak toplumun %2 ila 3'ü buna duyarlıdır. Bu ikisi birleşirse antijenik benzerlik oluştuğu için otoimmün reaksiyonlar ortaya çıkar ve buna bağlı olarak hastanın biraz evvel bahsettiğimiz gibi kalbinde, eklemlerinde, deri ve deri altı dokusunda veya beyninde inflamasyon oluşup bildiğimiz romasmal ateş ortaya çıkabilir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi toplumların yaklaşık olarak %2 veya 3'ü romatizma ateşe duyarlıdır. Ancak bu kadar kişinin dokuları romatizma ateş yapan streptokoklarla benzer antijenik özellik taşımakta ve bu nedenle de romatizma ateşe eğilimli olmaktadır. Tabii ki burada ikincil faktör de yatkınlık dışında yoksulluktur. Yoksulluk da bu riski artırmaktadır. Burada bir tonsilit görüyoruz. Bu hastada boğazda hiperemi ve inflamasyon var. Bu hastada tonsillerde hem membranlar hem hiperemi hem de ödem görülmektedir. Burada da yine tonsillerde kriptalar ve tonsilde hipertrofi görülmektedir. Ayrıca hiperemi de var.
Kızıl da bir streptokok enfeksiyonudur. Etiyojenik toksin taşıyan streptokok suçları hem tonsilit yaparlar hem de üstelik vücutta kırmızı döküntüye, hiperemik döküntüye yol açarlar. Ve bunlar da benzer şekilde streptokok enfeksiyonu oldukları için romasım ateşe yol açabilirler. Bunların derideki döküntüler dışında dillerinde de başta beyaz çilek dili, daha sonra kırmızı çilek dili görülür. Akut romasım ateş 5 ila 15 yaş arasında sık görülür demiştik. Ayrıca ekonomisi bozuk toplumlarda, yani sosyoekonomik düzeyi düşük toplumlarda, ılıman iklimlerde, kalabalık topluluklarda ve kalabalık ailelerde ve kış sonu ile ilkbahar başında sık görülür. Neden sık görülür? Çünkü bu saydığımız etkenler aynı zamanda streptokok enfeksiyonlarının en sık görüldüğü durumlardır. Yaş, sosyoekonomik durum, ılıman iklim, kalabalık topluluk ve mevsim streptokok enfeksiyonlarının en sık görüldüğü durumlardır. Ve dolayısıyla da buna bağlı olarak romasım ateş de bu durumlarda sık görülür. İşte size bir kalabalık toplum, kalabalık bir sınıf. Burada bir hastadaki streptokok pek çok diğer öğrenciye rahatlıkla geçebilir. Başka bir kalabalık sınıf, yine riskli bir toplum. Bir kalabalık toplu konut alanı, yine benzer şekilde çok kalabalık bir toplu konut alanı. Ve Çin'de bir havuz görülmektedir. Buralarda streptokok enfeksiyonlarının kolaylıkla bir kişiden diğerine yayılabildiği ve dolayısıyla buna bağlı olarak da romasım ateşin sık görüleceğini bilmek durumundayız. Bu da çalışma koşullarında da yine kalabalık ve sık görülme durumu söz konusu. Problemler nedir? Romasım ateşli hastalarda eğer artrit veya artraji varsa ilk akla romasım ateş gelir. Bu nedenle de artrit ve artraji olan hastalarda tanı hem daha kolay konur hem de tanı fazla miktarda konur. Yani bir overdiagnosis dediğimiz fazla tanı koyma olasılığı fazladır. Ama tersine artrit veya artraj olmayan hastalarda romasım ateş ilk akla gelmez, hatta son akla gelenlerdendir. Bu nedenle de artrit ve artrajisi olmayan hastalarda romasım ateş pek akla getirilmez ve bu nedenle de tanı almayabilir ve atlanabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Birinci bölüm bitti. İkinci bölümde romasım ateşin klinik ve laboratuvar bulgularını göreceğiz.